Siverek'te bir günde ne yenir? Bizim Siverek'e has olarak tereyağı. Bu tereyağı başka bir yerde bulamazsın. Güzelmiş ha. Valla çok güzel ya. İstersen içeri geçelim. Tüm detaylar içeride gelsin. Hey dostlar, herkese sevgiler, selamlar. Bugün neredeyiz? Bugün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine geldik. Diyarbakır'a 90 km uzakta bulunan Siverek'te bir günde ne yenir? Onu da size göstermeye çalışacağız. Bu videomuzda aklınıza ne geliyorsa hepsini size göstermeye çalışacağız. Tabii gelmeden önce Instagram'da bana çok yazmışsınız işte. Birçok mekan önerdiniz. Biz sizlere onlar içerisinde en çok tercih edilen, en çok önerilerini seçip sizlere göstermeye çalışacağız. Neredeyiz? Gümrükhan'dayız. Gümrükhan'da güzel bir açılışımızı yaptıktan sonra eğer hazırsanız ilk mekanımıza Çorbalı Güne merhaba diyoruz. Hadi o zaman başlıyoruz. Evet dostlar, Siverek'teki ilk mekanımıza geldik. Neredeyiz? Demirci Çarşı içerisinde Fikret Usta'nın yanına geldik. Çorbayla güne merhaba diyoruz. Biliyorsunuz kahvaltıda çorba çok güzel gidiyor. Bir de bugün gün boyu gezeceğimiz için midemir alt zemini bir rahatlatalım isterseniz. Hadi o zaman çorba içmeye geçiyoruz. Aziz Usta, selamünaleyküm. Kolay gelsin. Selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siverek'e adım atar atmaz seyahana geldik. Evet. Bir çorba içelim. Burada ne tür hizmetleri veriyorsun abi? Sabah erken saatlerde başlıyoruz. Evet. Dana etinden kavurma yapıyoruz. Tamam. Dana etinden süt anasına kavurma yapıyorsunuz. Süt anasına kavurma yapıyoruz. Tamam. Mercimek çorbası. Evet. Gördüğünüz gibi köz ateşte. Bir de orada kameraman arkadaşı gösterirse abi ocağın altında değil de bir közün altında sürekli sıcak tutuyorsun. Evet, evet. Evet. Onun altında. Peki Aziz Usta, sürekli çorba var mı sende? Sürekli var. Kaçta bitiyor çorba? Sabah 5'te başlıyoruz. Evet. Saat 1-2'ye kadar var. Çorbanın dışında gördüğüm kadar ızgara çeşitleriniz de var. Evet, kebap ağırlıklı çalışıyoruz. Evet. Öğleden sonra herhalde ızgara geçişiyorsun. Evet, saat 11'den sonra ızgara geçiş yapıyoruz. Yani çorbanın olduğu anda bile kebaba geçiş yapıyoruz. Yapabiliyorsunuz. Evet. O zaman Aziz Usta senden iki tane çorba alayım. Ben ve kameraman içeceğiz. Kavurmalı ve kavurmasız yapabiliyor musunuz mesela? Evet. Nasıl ya da mesela istersen... ben biraz kavurma yağından, suyundan istiyorum. Oluyor mu öyle? Normalde tüm çorbalara kavurma suyundan bırakıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Böyle mercimek çorbası evet, alanlara. Mercimek çorbası. Evet. Bu şekilde. Kavurmanın kendi suyundan da. Evet, kendi suyundan biraz boca edip. Tamam. Servise hazır bir şekilde gönderiyoruz. Tamam. Evet, bu şekil normal çorbalarımız bu servis. Kavurma isteyenlere şöyle karışık yapıyoruz. Tamam. Ondan boca edip bırakıyoruz. O şekilde olsa ne kadar oluyor Aziz Usta? O şekilde kavurmalı 100 lira. Peki normal mercimek çorba? Normal mercimek çorba 40 lira veriyoruz. 40 lira değil mi? Evet. Tamam. Biz bugün gün boyu et yiyeceğimiz için Aziz Usta, evet. Sadece böyle sade içelim. Sade çorbayı da size suyundan evet. Boca ederim. Suyundan, evet sana zahmet. Evet, evet. Bak Aziz Usta yelek çorbasını burada tutuyor. Evet. Sıcakta tutuyor. Bu bitince, şey oradaki bitince burayı takviye evet, yapıyorsun evet, değil mi? Evet, takviye yapıyoruz oradan. Tamamdır. Sabah böyle güzel bir çorbayla merhaba diyoruz efendim. Her zaman benim tercihim ilk önce çorbadır. Çünkü bu tür videoları çekerken gerçekten çok zorlanıyoruz bazen. O yüzden çorbayla merhaba dediğim zaman iyi oluyor. Şöyle bir çorba, şöyle bir yeşillik, ekmek, suda, açık su olduğu için ikram. Bugün itibariyle 40 TL. Bunu da söyledikten sonra bismillahirrahmanirrahim başlıyoruz. Para, para! Yalnız ya şimdi kavurmanı kattın ya, o yağın çok zor oldu. Şimdi biz çorbadan sonra böyle varsa eğer denk gelebilirsek peynir, zeytinli, ballı, kaymaklı bir şey yapmayı düşünüyoruz. Bir bakalım mekan sahibi bize zorluk çıkarmazsa kahvaltıyı yapacağız dostlar. Şimdi kahvaltımızı, ilk kahvaltımızı yaptıktan sonra bir sonraki mekanda buluşmaya geçiyoruz. Evet dostlar, Demirciler Çarşısı'nda ikinci durağımıza geldik. Şimdi çorbayı içtikten sonra dedik ki esnaf kahvaltısı yapmak istiyoruz. Nereye geldik? Mehtap Pastanesi'ne geldik. 1972'den beri açık olan Mehtap Pastanesi'nde tatlılar da var ama sabah esnaf kahvaltısı veriyor. Hadi o zaman içeri geçiyoruz. Ali Usta, selam aleyküm, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Ali Usta, esnaf kahvaltısı diyorlar ama sabah kaçta başlıyor ve kahvaltıda neler var? Şimdi sabah saat 7'de başlar, saat 12'ye kadar, 12'den sonra kahvaltı kaldırırız, sabah kahvaltı. Ondan sonra künefe var,
baklava çeşitleri, tulumba tatlı çeşitleri. Hepsi var. Hepsi var. Saat gece 10.30'a kadar hazırız. Hazır. Evet. Peki Ali Usta, şu an tezgahta çörek görüyorum. Burada tereyağı görüyorum, kaymak görüyorum. Kendi yapımız sade poğaça, peynirli, kaşarlı, simit. Simitimiz mevcut, kendi ürünümüzdür. Tamam. Gibi. Pastalarımız kendi yapımızdır. Baklava kendi yapımızdır. Ürünlerimizde herhangi bir katkı maddesi yoktur. Tereyağı bulduğumuz önümüzdeki bizim Siverek'e has olarak tereyağı. Bu tereyağı başka bir yerde bulamazsın. Önümde bulunan kahvaltı, kaymak, yoğurt kaymağıdır. Süt kaymağı şimdi mevcut olmadığı için yoğurt kaymağıyla millete sipariş. Elimizde bulunan gül şerbeti, kahvaltıda en hafif olan bir şerbet ürünümüzdür. Bu her yerde bulunuyor, bizde mevcuttur. Ne veriyorsun sence Yusuf? Ben bir tek aldık, senden alsan ne veriyorsun? Şimdi göğünün kaymak şerbet mi? Yok, kaymak şerbet vereceğim, süt vereceğim, içecek limon kendi yapımızdır. Katkı maddesi yoktur, limonumuzla kendi yapıyoruz. Tamam. Süttür, limondur, çaydır. Süt alacağım. Evet, bir süt. De bu önde ne veriyorsun? Nasıl hazırlıyorsun? Bir tane servis alsın kahvaltı sende. Şimdi şerbetimiz geldi. Gül şerbeti. Yoğurt kaymağına buluşturdum. Bir parça sıcak ekmek ver. Peynir zeytini falan veriyor musun sence dayı? Peynir zeytini de istediğin zaman müşterinin arzusuna bağlıdır. Evet. Peynir bizim Siverek'in peyniridir. Yapalım. Tamam. Şimdi şöyle bir kaldırayım ben. Şöyle. Ürünümüz bu şekilde bir çatalı, bir parça bir. Ne kadar toplamda acıdayı? Şimdi bu böyle kaymak sütlü 65 lira. Süt de dahil midir? Süt de dahil. Tamam. Çörek satıyor musun? Evet. Boğaça var, peynirli var, kaşarlı var. O zaman biz ekmek yiyelim. Ekmek daha güzel. Önünde ben ekmeği tercih ederim. Tamam o zaman. Siverek usulü ekmeğimizi aldık. Ben aslında bunları daha önce yemiştim. Ama bu dayımın bahsettiği şerbetli yoğurt kaymağının tadına bakmak istiyorum. İlk defa burada yiyeceğim. Rengi de çok güzel görünüyor bu arada. Haberiniz olsun. Doğal kendisi yapıyor. Bismillah. Güzelmiş ha. Dedi bal kullanma. Tadını bastırır. Gerçekten doğruymuş. Süt peyniri. Valla ben ilk defa gül şerbetli böyle yoğurt kaymağı yiyorum. Yalnız usandığı gibi çok lezzetli ya. İyi ki de diğerini istememişiz. Bunu her yerde bulamayız. Çok iyi. Saat 3'te. Şimdi ikinci kahvaltımızı yaptık. Yavaş yavaş böyle artık ana yemeklere geçebiliriz. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere efendim. Evet dostlar, bir sonraki mekanımıza geldik. Siverek Hürriyet Caddesi'nde bulunan Tadım Lokantası'na geldik. Burada ızgara çeşitleri, sulu yemekleri, pide ve lahmacun yapıyorlar ama biz bugün burada sulu yemek yiyeceğiz. Sulu yemeğin dışında Siverek lahmacun yapıyorlar. Onu merak ediyorum. O nasıl oluyor? İç malzemesi nasıl oluyor? Tüm detaylar içeride. Hazırsanız başlıyoruz. Abdullah Ustam, kolay gelsin. Sağ olun, merhaba hocam, hoş geldiniz. Seninle tanışıyoruz biz. Evet tabii. Diyarbakır'dan. Aynen, doğrudur. Siverek Tava'da. Evet, şimdi biz buradayız, Siverek'teyiz. Kaç yıllık mekan burası abi? Burası bizim elimizde 10 yıllıktır. Evet. Yani bizden önceden de açılmıştı. Evet. Bir aldık burayı. 10 yıldır biz işledik burayı. Mekanda neler var abi? Mekanlarımızda lahmacun pide var, ızgara çeşidimiz, süle yemeği. Evet. Bu çeşitlerimiz var. Bugün süle yemekte neler var abi peki? Bugün süle yemeklerde... En baştan başlayalım. Karnıyarık var. Böyle. Tamam, karnıyarık var, tamam. Tav sote. Tamam. İzmir köfte. Tamam. Siverek tava. En meşhur yemeğimiz. Evet, size kıymalı Siverek tava değil mi? Aynen. Tamam. Bu burada meşhur olan bizim sulu kavurmamız var. Sulu dana kavurması evet, var. Evet, aynen. Tamam. Bu kuzu tandır. Tamam. Hı-hı. Bu da bizim paçamız. Paça mı? Evet. Allah Allah. Öğlen zaten paça veriyorsun değil mi? Evet.
Burada sabahları da gider, akşamları da gider. Gidiyor yani, sürekli evet, var yani. Aynen. Kuru fasulyemiz evet. Zaten ana yemeğimiz hep var. Erkeklerin en çok sevdiği yemek. Aynen. Evet. Peki Abdullah Ustam, senin yanında bir sulu yemek yiyelim. Evet. Bir de ben lahmacun merak ediyorum. Tabii. Lahmacun nasıl bizim yapıyorsun diye. Lahmacunumuz güzel yani. Diyarbakır gibi değil. Sebzeli lahmacun. Çok tavsiye ederim size. Laf atma ya diyar. Tamam bir deneyelim abi. Tamam, peki su yemekte bugün ne yiyelim? Hangisini yiyelim bugün abi sence? Bugün su yemekte size süverek tavayı vereyim. Tamam abi süverek tavayı ver yanına. Aynen. Tamam abi. Kapya biber, soğan, domates. Ekstra değil mi? Evet bunlar yani Diyarbakır'da bunlar soğanla kapya biber katmıyorlar. Tamam abi bir deneyelim abi. Evet. Bir porsiyon 4 tane veriyorsun değil mi Abdullah Ustam? 3 tane biz iki. Size 3 tane mi? Evet. Tamam. Abdullah Usta bugün itibariyle şöyle bir yemeğimizin fiyatı ne kadar? 120 lira. 120 lira. Evet. Peki dana kavurma olsaydı ne kadar olurdu dana abi? Dana kavurma 160 lira. Pilavla beraber. Tandır olsaydı? Aynı. Kavurma, tandır aynı fiyatlar. Paça? Bu sadece 120 lira. 120 lira değil evet. mi? Pilav yandaki salatalar da dahil. Aynen her şey evet. dahil. Sulu yemeğin yanında şey veriyor musun? Ayran da pilav da veriyorsun. Aynen her şey dahil. Her şey dahil değil burada mi? Burada yemek yani ne yersen ye ayrandır, salata her şey dahildir. Eline koluna sağlık olsun. Afiyet olsun. Evet şimdi dostlar ortamı görüyorsunuz. Aslında üst katın olduğunu bilmiyordum. Son dakika fark ettik. Ortam çok çok güzel. Böyle şark köşesi yapmış ustamız. Bir de Sivrek'te gerçekten fiyatlar uygun. Diyarbakır'a göre çok çok uygun. Şöyle 1, 2, 3 Allah aşkına bunlar standart aynen, mı geliyor? Aynen standart. Bağmışların önünde sadece yeşillik salata var orada var. He. Bir domates yani. Bir böyle bir sürü ayran geliyor. Değil mi? Aynen. Su da geliyor mu? Su da veriyor musun? Yok, su hariç. Su hariç. Aynen. Tamam. Su hariç. Böyle ikramlar geliyor. Bugün itibaren bunun fiyatı ne kadar abi? 120 lira. 120 lira. Lahmacunla 40 lira. 40 lira değil aynen. mi? Vallahi uygun. Bir lezzetine iyi bakayım abi. Kendime çıtır çıtır bir şey istedim öyle. Soğan var mı? Soğan yok mu? Soğan dur. Bizim soğan içinde olduğu için biz soğan müşteriye vermiyoruz. Allah Allah. Evet. Ondan ben Diyarbakır'da Diyarbakır'da soğan veriyor. Mesela bizim soğanımız içinde zaten pişiyor yani. He, ondan ötürü. Aynen. Tamam ama şöyle bir... Bunun... Ne? Soğan. Yo yo teşekkür ederim sağ ol sana. Usul neyse usulü bulmak lazım usul abi. Merhaba şimdi. Bir porsiyon 3 tane var. Aynen bizde 3 tane. Tamam. Şimdi siverek tavanın özünde ne var abi? Siverek tavada kıyma var abi. Yani kuşbaşı kalsak kuşbaşı da katabilirsin. Evet. Özü özü. Özü budur. Özü sadece kıyma, domates, biber. Kıyma? Domates, biber. Her gün var mı senin siverek tava? Siverek tava lokantalarda genelde hepsinde hemen hemen var. Diyarbakır'da ciğer gibi yani değil mi? Evet ciğer gibi aynı. Her yerde var yani. Aynen. Siverek tavayı da yaptın dedi ama yaptırmak için uğraştık. En az 4 kişi istiyorlar. 4 kişi büyük bir tavada yapıyor. Tekli ikili yok. Kasaplar yapıyorlarmış. Aynen, aynen. 4'lü yapıyorlarmış aynen, en az. Doğrudur. Şimdi dedik olmazsa biz bu şekilde bir mekanda size gösterelim. Diğer sulu yemekleri zaten birçok yerde bulabiliyorsun ama bugünkü tercihimiz işte sulu yemeklerden siverek tava oldu. Gayet güzelmiş, başarılı. Yanındaki ikramlar da baktığınız zaman fiyatına göre çok çok iyi. Aynen. Şöyle fiyatı 160. Ha pardon 120 lira. 120. Aynen. Helal olsun valla. Hayranla ikram. Şimdi biz bunu gömelim. Kebap yemeğe gidiyoruz. Esas artık Siverek'in yemeklerinde olan kebaba gidiyoruz. Haberiniz olsun. Bir sonraki mekanda buluşmak üzere. Siverek lahmacun da bu şekilde dostlar. Değerli dostlar, Siverek'teki mekanları göstermeye devam ediyoruz. Neredeyiz? Diyarbakır'dan Urfa'ya doğru giderken yol üzerinde bulunan Edecan'a geldik. Edecan daha önce Diyarbakır'da kendisiyle tanışmıştım. Terbiyesiz tavuğu ve terbiyesiz kuşbaşı çok güzel yapıyorlar. İki kebap içinde yanlarına geldik. Tabi diğer kebap çeşitleri var ama tüm detayları Mustafa Usta bize anlatsın. Hadi o zaman içeri geçiyoruz. Merhaba. Mustafa Usta kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsın iyisin? Teşekkür ederim. Yoğunsun. Evet yoğun. Evet. Şimdi Edecan deyince aklına ne geliyor abi? Edecan deyince lezzetin imparatoru geliyor. Lezzet adresi de değil imparator geliyor. İmparator geliyor. Şimdi burada tepsiye dizmişsin abi. Evet. Senin olmazsa olmaz terbiyesiz tavuğun, evet. terbiyesiz kuşbaşın, terbiyeli kuşbaşı, ciğerimiz ve kebapımız. Aynen. Evet. Ama ben Diyarbakır'da bu ikisinin tadına baktım. Evet. Gerçekten çok güzeldi. Burada hiç yememişim. Ama sen ne dedin bana? Senin burada, buradan daha güzeldir. Burası daha güzel. Burası daha güzel değil mi? Aynen. Şimdi bir de bir olay daha var Mustafa Usta. Fiyatları söylediğim zaman şaşıracak insanlar. Bak bu yarım porsiyon değil mi? Evet yarım porsiyon. Bak yarım porsiyon bak iyi dinle. İçecek her şey dahil 110 TL. Yarım porsiyon. Evet. İçecek her şey dahil salata, 110 lira. Salata her şey dahil 110 TL.
Her yarım. Evet. Ali adam yarım söylüyor. Tamam. Evet, tamam. Peki bu neydi abi? Bu da tavuk değil mi? O da tavuk. Tamam. Bu da kuşbaşı. Bu da kuşbaşı. Yarım değil mi? 110 TL. 110 TL? Evet. Ya biz Diyarbakır'da artık yetişe pahalı yemeye başladık. Bu iş, bu iş ne iş? Bu iş. Nereye var acaba bu iş? Karından kısıtlarsan. Sürümden kazanırsın. Sürümden kazanırsın. Çok yoğun mekan. Çok tutmayayım. Tam bizimdir İsmail Bey. Bu nedir? O tavuk şeyin lira. Ciğer. Biz. Bir tavuk bir şey. Tavukla. Başka. Terbiyesiz tavuğu. Ve bir terbiyesiz kuşbaşı. 4 yarımı tavuğu çektim sana. Özal abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi terbiyesiz tavuk yarım. Tamam, yarım terbiyesiz tavuğumuz yani. Evet abi. Yarım terbiyesiz, yarım terbiyesiz kuşbaşı. Kuşbaşı. Yarım terbiyeli. Terbiyeli kuşbaşı abi. Terbiyeli. Terbiyesiz terbiyeli. Fiyatı ne kadar diyor abi? Abi 110. Yarım yarım olduğu zaman 110. 110. İçecekler de dahil. Ayran, su, salatalar hepsi dahil. Aynen. Yarımlarda. Eline koyun. Afiyet olsun abi. Kaça kadar aşkı mekan? Abi 8.30-9 bazen malzeme erken de bitebiliyor. Evet dostlar masamızı görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 su, ayran dahi. Yarım porsiyon terbiyesiz tavuk. Yarım porsiyon terbiyesiz kuşbaşı. Yarım porsiyon terbiyeli kuşbaşı. Hangisi seçerseniz seçin. 110 TL bugün itibariyle haberiniz olsun. Ben özellikle terbiyesiz tavuklarını çok beğeniyorum. Tabi bu da güzel ama bunu her yerde bulabilirsiniz. Ama şu ikisini her yerde bulamazsınız. Bilginiz olsun efendim. Şimdi bir tadına bakayım böyle. Diyarbakır'a yakın yol üstünde geçiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle şu iki dedin, şu iki tane kebap tadına mutlaka bakın. Hadi bismillah. Çok başarılı. Vallahi çok güzel ya. Adam boşuna demiyor dedi imparatoruz diye. Masamızı gösterdik, ikramlarımızı gösterdik, kebaplarımızı gösterdik. Şimdi başka mekana geçeceğiz, orada kebap yiyeceğiz. Masa zaten anlatmaya gerek yok. Fiyatlar çok uygun. Yolunuzu düzeyse uğrayın. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere efendim. Bizlere afiyet olsun. Dostlar Siverek'teki bir sonraki kebapçı mekanımıza geldik. Neredeyiz? Atatürk Bulvarı'ndayız. Atatürk Bulvarı'nda kebapçı Remzi Usta'nın yanına geldik. Burayı da bana çok önermiştiniz. Burada sade kebap yiyeceğiz. İsterseniz içeri geçelim. Tüm detaylar içeride gelsin. Abi Usta kolay gelsin. Sağ olun hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. Siz sormalı iyisiniz inşallah. Diyarbakır'dan geliyoruz. Kebapçı Remzi'yi önerdiler. Evet başüstüne. Kebapçı Remzi Usta'da neler var abi? Yemek istediğiniz tat damağı ne isterseniz var. Evet. Tüm kebap çeşitleri mevcut mu? Abi? Hepsi de mevcuttur. Kebabından, kuşbaşısından, tavuk şişinden, domateslisi, patlıcanlısı. Bütün ızgara çeşitlerimiz hepsi mevcuttur. Ama en çok bana kebap iyi dediler. En çok olan, meşhur olan tat damağına giren, karın doyurucu, göz doyurucu olaya bizim kıyma kebabı çok güzeldir. Sade kebap mı kıyma kebap? Nasıl diyorlar? Yani bizim sade dediğimiz Urfa acısız olan. Bir de Adana acılısı olanı vardır. Peki bir porsiyona kaç gram bırakıyorsunuz? 320 gram. Normal piyasada göre, belediye rayışlarına göre 200 gramdır. Bizde 330 gramdır. Bu da Remzi Usta'nın özelliğidir. 320 gram. 320 gram dartabiliriz. Dartabiliriz. Tabii şiş, ki. 320 İki gram. Şiş 320 gram. Hangi eti kullanıyorsunuz? Yani? Dana kıyma, dana koyun karışık. Ağırlık mı dana eti değil mi? Ağırlık dana. Dana eti. Dana eti. Peki mekan kaça kaç abi? Kaça kadar açık mekan? Mekan 8. Sabah 7, akşam 8. Peki Ahmet abi sana şu söyleyeyim. Siverek'e gelen eşi de ailesiyle birlikte buraya kebap yemeğe gelebilir mi abi? Rahat gelebilir mi? Rahat bir şekilde gelebilir. Artı bizim yazlık bahçemiz de var. Yeşil alan dediğimiz. Evet. Orada da daha rahat, ortantik olan bir ortamda yemek yiyebilirsiniz. Rahat yani değil mi abi? Rahat bir şekilde yemek yiyenizi yiyebilirsiniz. Fiyatlarımız kuşbaşı 190 lira. Evet. Kıyma kebabımız 180 lira. Tavuk şiş, tavuk kanat 170 lira. Anladım abi. Siverek'e göre uygun ama Diyarbakır'a göre daha çok uygun. Diyarbakır'da çünkü bizim çoğu müşterilerimizin %70'i Diyarbakır'dan gelen müşterilerimiz oluyor. Özellikle buraya yemek yemeye geliyorlar. Aynen abi. Bye.
Evet değerli dostlar, sabahtandır yiyoruz, içiyoruz. Şimdi küçük böyle bir tatlı arası verin dedik dostlar. Nereye geldik? Yine Siverek Hürriyet Caddesi'nde bulunan Nehir Pastanesi'ne geldik. Burada özellikle odun ateşinde midye dolması ve baklavalar yapıyorlar. Tabi bunun dışında pasta çeşitleri var ama ben özellikle midye dolması için geldim. Burayı da çok önermiştiniz. Hazırsanız içeri geçelim hadi bakalım. Mehmet Ustam kolay gelsin. Sağ olun efendim, hoş geldiniz. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyidir, sağ olasın abi. Seni bize tavsiye ettiler. Teşekkür ederiz, sağ olun. Dediler ki midye dolması çok güzel yapıyor. Doğru demişler. Bir tatlını alabilir miyiz abi? Tabii efendim, hemen. Evet. Ben senin yanında öğrendim. Sen dedin ki Erdal, biz bunları odun ateşinde yapıyoruz. Odun ateşinde yapıyoruz, tas fırında. Kendi imalatımızda. Evet, Antepli ustamız. Antepli ustalarımızla yapıyoruz. Evet. Nehir pastanesi deyince aklına sadece bu tatlar mı yoksa tüm tatlar yani mı var? Tüm tatlarımız iyi. Bu biraz daha önde geliyor. İyi. Ama tüm tatlarımız, sütlü tatlar olsun, künefe çeşitlerimiz olsun, baklava çeşitlerimiz olsun, hepsinde iyiyiz maşallah. Hepsinde iyiyiz değil mi? Evet. Bir de buradan baktığımız zaman Mehmet abi, pasta çeşitlerin de var. Evet. Yani bu doğum günü pastanın dışında altta triliçeleri de görüyorum. Triliçe, Kıbrıs tatlısı, soğuk baklava, magnolia, fıstıklı muhallebi, muhala, süpangile, pröftrol, sütlaç, ne ekle. Ne ararsan var. Ne ararsan var. Ne yiyelim Mehmet abi senin yanında? Size bir de magnolia önereyim. Kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet, tüm ürünleri kendimiz yapıyoruz. Pastaları da kendiniz yapıyorsunuz evet, abi? Tüm her şey, buraya giren her şey biz kendimiz yapıyoruz. O zaman şöyle yapalım. İki tane şireli tatlı alalım, bir tamam. Tane magnolia alalım. Tamam abi. Efendim. Tamam abi. Mehmet abi, bugün itibariyle kilogram fiyatı ne kadar? 450 TL efendim. Her ikisi aynı değil mi evet, abi? Evet, ikisi de aynı hocam. Evet, birinci kalite fıstık kullanıyorsunuz. Evet, birinci kalite fıstık. Peki porsiyon olunca veriyor musunuz abi? Oturup porsiyon alalım. Tabii tabii, ikram edebiliriz, sıkıntı bir, yok. Her ikisinin biri porsiyon alayım. Tabii efendim. Olsa. Tamam abi, sen afiyet de olsun. Abi. Şimdi midyemizi yedik. Midyenin tadına bak. Bir de Antep özel tatları var. Bunun tadına bakalım. Odun ateşinde daha güzel oluyor. Bir de şöyle bir etin tadına bakayım. Tatların fiyatı lezzetine göre çok çok iyi. Ben midye dolma tercih ediyorum. Bilginiz olsun. Ama diğer pasta çeşitleri var. Şimdiden gelenler afiyet olsun. Biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir sonraki mekanımızda buluşmak üzere efendim. Afiyet olsun. Değerli dostlar, geldik bir sonraki mekanımıza. Siverek'te farklı mekanları sizlere göstermeye devam ediyoruz efendim. Diyarbakır, Urfa yolu üzerinde bulunan Okkabos'a geldik efendim. Burada kahve içeceğiz ama diğer hizmetleri mevcuttur. Böyle bir rahatlayalım, bir kahve içelim. Son mekanımızdan öncesinde güzel bir kahve içtikten sonra devam ediyoruz. Hadi onu geçiyoruz. Şimdi yanımızda Umut var. Umut, burada ne tür hizmetleri veriyorsunuz? Biz burada kahvaltı, dünya mutfağı, evet. Sıcak, soğuk bütün içerikleri mevcuttur. Mevcut. Pasta istedim. Özellikle pasta istememiz sebebi senin dediğin pasta kendimiz yapıyoruz. Aynen, kendimiz, kendi imalatımız. Doğru mudur? Aynen, doğru. Diğer tatları var ama özellikle pasta kendisi yaptığı için özellikle onu istedik. Bir de şey vardı, mesela ben gelirken bana der ki işte sabah kahvaltıyı burada yap, aslında burada yapmayı düşünüyorduk ama sonradan ben iptal ettim. Niye iptal ettim? Ben Okkabos'la karıştırdım. Dedim evet. Ki yani bilinen bir marka değil yani Siverek'e mal olmuş bir markayla orada kahvaltı yapalım diye. O yüzden çarşıya gittik. Sonra da öğrendik ki meğerse Okkabos. Okkabos Siverek'in kendi bir markasıymış. Aynen. Doğru mudur? Doğrudur. Evet. Diyarbakır yolu üzerinde bulunuyor. Aklınızda bulunsun. Sabah kahvaltı servisi var. Kişi başı ne kadar kahvaltı sende? Kişi başı 265 TL. 265 lira. Evet. Şöyle bir kahvenin fiyatı 65 lira. Şöyle bir tatlının fiyatı ne kadar? 125 TL. 125 TL. Mekanımız kaça kadar açık? Mekanımız gece 12.30-1'e kadar da açık. Sabah kahvaltı kaçta başlıyor peki abi? 8.30'da başlıyor hocam. Tamam o zaman. Aklınızda bulunsun. Diyarbakır'dan Urfa giderken, Urfa'dan Diyarbakır'a giderken yol üzerinde Okkabos var. Sabah kahvaltısı, kahve çeşitleri mevcut efendim. Bir de dünya mutfağı da var. Aynen, dünya mutfağı. Diğer lezzetler de var sizde. Bizde lezzet çok. Bu bilgiyi verdikten sonra son mekanımıza gidiyoruz. Son mekanda kapanış yapacağız, bilginiz olsun efendim. Bizlere afiyet olsun. Değerli dostlar, Siverek'teki son mekanımıza geldik. Diyarbakır'dan Urfa'ya giderken yol üzerinde bulunan Gülpet'e geldik. Burayı da çok övmüştünüz. Özellikle patlıcan kebabını bana çok övmüştünüz. Hazırsanız içeri geçelim. Patlıcanlı kebap nasıl oluyor? Yandaki ikramlar, fiyatları, her şey geliyor. Hadi o zaman son mekanımıza geçiyoruz. Yusuf merhaba. Merhabalar. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyidir, sağ olasın Yusuf. Yusuf, burayı bize çok tavsiye ettiler. Sağ olsunlar. Dediler ki illaki Gülpet'e gitmen lazım. Sağ olsunlar. Özellikle yazın patlıcanlı kebap ve normal kebap çok övdüler. Elbette ki. Yani şöyle izah edeyim.
Burası 7/24 hizmet veren bir mekan. Tamam. 365 gün 7/24 hizmetteyiz. Gece 2-3'e kadar ızgara çeşitlerimiz devam ediyor. Ondan sonra sulu yemekler, et çeşitlerine geçiyoruz. Haşlama, kavurma vesaire, paça gibi. Bak Yusuf, sabahtan da geziyorum. Tamam. Başka mekanlar diyorlar ki yoğunluktan dolayı biz zırha yetişemiyoruz. Öyledir, yani doğrudur. Sizde de sürkülasyon çoktur. Şöyle izah edeyim. Yani. Şöyle izah edeyim. Normalde usta sayısı 1 ya da 2 olur mekanlarda. Evet. Biliyorsunuz sizde 1 ya da 2 usta yeterlidir. Benim burada 5-6 tane bazen ekstra ustalar çağırıyorum. Sırf kebabımı yetiştirebileyim diye. Zırh değil mi? Tabii ki de. Zırh olması gerekiyor. Başka türlü yarı zaten... Yarı yarı değil mi? Başka türlü bunu satamazsınız. Çünkü çok övdü değil mi? Yani şimdi o başka türlü satamazsınız. Zaten mekanımızda aynı zamanda Yılmaz Güney testleri de diye bilinir. Yılmaz Güney hemşerimiz. Kendisi zaten gösterirse mekanı arkadaş. Göstersin. Her yerde var. Yılmaz Güney posterlerimiz. Her yerde var. Diğer ismi de Yılmaz Güney testleri. Evet, Yılmaz Güney testleri deniyor. Tamam o zaman. Şöyle bir şey yapalım. Sen çok övdün ya. Tamam. Mesela bir porsiyon patlıcanlı kebaba, bir sade kebaba, bir de ben bunu merak ettim. Tamam. Sen olur, çok övdün. Tabii, ne demek. Zaten şimdi hemen ikram edeceğim. O zaman biz ocağın başına geçelim. Tamam, buyurun. Ne tamam mı? Hadi geçelim. Evet, kebaplarımızı ateşe attık. Şöyle olayı anlatayım. Şöyle bir salata geliyor. Sizde de var mı abi? Bizde de salatanın aynısı var. Çok beğendik, ekstrası geliyor. Ekstrası da geliyormuş. Yan masada teyit ettirdik. Şöyle bir soğan salatası geliyor. Bir de kebabımız da ortaya böyle geldi. Şöyle bakar mısın? Tablo gibi duruyor mübarek. Evet. Biraz aslında çekimden dolayı biraz beklettik. Urfa'nın gözünü seveyim. Abi adamlar ekmeğin hakkını veriyorlar. İp ince böyle. Şimdi önce nereden başlayayım? Şöyle bir Adana kebabının bir tadına bakayım. Dedi ki abi biz Adana'dan daha çok satıyoruz diye de. Zırh. Zırh bıçağından olduğu belli. Baharatlı. Seviyorsanız bu kebabı tercih edebilirsiniz. Şimdi bunu söyledikten sonra patlıcan kebabının tadına bakalım. Ki gece 3'e kadar kebap çeşitleri mevcuttur. 3'ten sonra olayı bitiriyoruz. Çıkartabilsek. Şöyle. Tamam. Şöyle ezdik. Şöyle kattık. Bir de şu kebabımızdan da az bir şey arıyoruz. Şöyle kattık. Bitmedi. Şu soğanımızdan da biraz alalım. Elim ayağım birbirine girdi ya. Vallahi sanki sabahtan bir şey yememiş gibi. Bismillah. Bir şey hissetmem, dur. Şimdi. Demişlerdi, inanmamıştım. Çok övmüşlerdi. Tabii bana göre yine bu kebabı özellikle patlıcan ve domatesler yazın olduğu zaman buranın kendi yerlisi var. Onu kullandığı zaman daha lezzetli oluyor. İkramlar standart, kebaplar gramajına göre çok çok iyi. Şimdi biz şuradan bunu anladık aslında bugün. Diyarbakır'da birçok mekanda ikramlar arttığı zaman fiyat da isterseniz atıyor. Burada standart 2 ikram veriyorlar. Ezme de bazen var ama kebaplar genellikle hem miktarı yüksek hem de fiyatlar uygun oluyor. O zaman ne diyoruz? Şöyle gömelim. Bir sonraki mekan değil de kapanışta buluşalım. Geldik videomuzun sonuna. Güzel bir yerde, güzel bir kapanış yaptı. Mahmut eline koluna sağlık. Kebaplar gerçekten başarılıydı. Fiyatına göre çok çok iyiydi. Şimdi Mahmut dedi ki abi burayı da gösterelim. Şu arka tarafı görmüş olduğunuz yer, eşinizle birlikte rahatlıkla yemek yiyebileceğiniz ortam. Evet. Bilginiz olsun. Bir aile ortamı, bir en azından aile ortamını sunmaya çalıştık. Rahat etsinler evet, diye. Rahat, çocuk olur vesaire. Mekan gece 3'ten sonra suri yemek ve kahvaltıya yöneliyor. Haberiniz olsun. Saat 9'dan sonra da sabah 9'da ızgara başlıyor. Gece 3'e kadar var. 365 gün 7/24. Eline koluna sağlık. Her şey için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Değerli dostlar, Siverek'teki mekanları ve lezzetleri sizlere göstermeye çalıştık. Sabah 8'den beri ayaktayız. Şu son mekanımıza geldik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bir Siverekli bir arkadaşınızla, dostunuzla bu videoyu paylaşarak bize destek verebilirsiniz efendim. Kendinize iyi bakın. Diğer il ve ilçelerin videoları şu alta bırakıyorum. Şimdiden Siverekli herkese sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere. Görüşmek.